Evet arkadaşlar, bugün daha değişik bir giriş yaptım. Peki bu girişi neden yaptığımı biliyor musunuz? Bilmeyenleriniz var. Ama burada cengaver askerlerim var, onlar biliyor. Siz biliyor musunuz çocuklar? Evet. Siz biliyor musunuz çocuklar? Evet. Siz biliyor musunuz çocuklar? Evet. Savaş vakti çünkü. Bağırın çocuklar. Bağırın o çılgını. Evet arkadaşlar, bugün GTA videomuzda sizlerle beraber yine bir baskına gideceğiz. Bir fuhuş operasyonu yapacağız ordumuzla. Yanımızda müthiş fuhuş uzmanı. Çağımızın... Biraz hop değil, değil. Oğlum bu bir dakika, helikopter harbiden kayıyor. Bir saniye kaydırıyor, önüne taş koyaydık keşke. Yok lan, bir şey olmuyor. Evet, yanımızda büyük filozof Cüneyt Bey. Harika tırtıl uzmanı. Tırtıl kitabını yazar ve tırtıl astıklopisi kotokoti hotriski. Tuna Bey ve lakapsız inanılmaz kar kılıklı, çünkü oyunda kar olmuş, Berk Bey ve kurbanlık koç 30 kilo löpet Caner Bey var. Hoş geldiniz arkadaşlar. 30 kilo löpet. Hoş bulduk kank. Evet kardeşlerim, bugünkü görevimize hazır mıyız? Hazırız kank. Okey, o zaman şimdi komutanınız olarak başlıyorum. Evet, merhaba asker, korna çalma. Korna çalma Ercüneyt. Evet, Ercüneyt, Erberk. Ne yapıyorsun lan onbaşı? Onbaşı Caner. Şey diyorum, komutanım. Bak sıçacağım ağzına, ikidir bu kurşunları boşa götürüyorum, bana zimmetti onlar kodoş. Tamam, onbaşı Caner ve üst teğmen Tuna. Evet şimdi. Tanım kaldıracak mısınız? Sevgili çocuklar, kalktı öncelikle onu söyleyeyim. Bak ben gül demeden gülmeyeceksin Caner, onbaşı Caner. Haklısınız evet, komutanım. Bugünkü görevimiz bir fuhuş operasyonu. Haritada şu anda briefingini ben alıyorum. Briefingi şu an kendi kendime verdim. Evet, öncelikle bunlar bir şeyi. Araba yıkaması, oto yıkamayı ele geçirmişler. Oto yıkama değil mi lan bura? He, oto yıkama aynen. Oto yıkamayı ele geçirmişler. İlk hedefimiz oto yıkama. Ardından fuhuş operasyonunun olduğu yere gideceğiz. Anladınız mı çocuklar? Söyleyeceğim. Şükür bence fuhuş operasyonuna gidiyoruz. Yanımızda istihbaratçı fuhuşçu var. Bakın sağ aynen, onu kullanacağız. Görev için onu kullanacağız. Bak. Bayağı yanlış gelmiş hanımefendi. Tamam, onu kullanacağız. Tamam, şimdi binin arabaya. Ben sizi bir çılgınlık yapıp o görev yerine kolaylık yapacağım ve şoförünüz olarak ben sizi götüreceğim. Er Caner, kudurdun mu? Ne yapıyorsun? Hayır, o onbaşı Caner, bak üsteğim ben. Kendine gel ha. Şu askerleri öğren artık ya. Raba oldu. Bir dakika durun çocuklar, sakin olun, sakin olun. Tamam. Bir dakika dur. Komutanım arabaya takacağım. Dürü sinek gibi üstüm. Dur onbaşı gel. Al. Hayda, ha, ne yaptın şoför ya? Dur yallah şoför, dur. Tamam. Tuna aldım sizi. Anam. Haydi hoşçakalın. Allah! Anam aldı. Ne oluyor oğlum? Alamadı, bıraktı. Komutanım. Dur arkaya binelim, arkaya binelim. Ya çocuklar bakın. Sevgili üst teğmen ve onbaşı. Lütfen arabanın içine bin. Komutanım valla bilerek düşmedim. Dur şöyle bir. Lütfen biner misiniz? Abi niye takmıyor şu anda? Hah aldı. Haydi gidiyoruz çocuklar. Kankam yanlış, ilk başta havaya kaldır helikopteri. Kardeşim zaten ben kaldırmışım. Bak üst teğmen. Kendine gel. Vallahi buradan aşağı atarım. Ağzınıza sıçarım oğlum. Kendinize çeki düzen verin artık. Korna çalma lan. Şimdi görevi anlatıyorum çocuklar. Lütfen korna çalmaz mısın? Oğlum haber neye döndü? Abim bakın tamamen takdir yapın. Şimdi hadi. Sevgili askerler, size briefingi anlatıyorum. Anladım. O kornayı çalarsan vallahi denize atacağım. Tamam. Evet, görevimiz şu. İlk öncelikle hepimizi bir çatıya bırakacağım. Çatıdan arabayla aşağı atlayacağız. Arabayla aşağı atladıktan sonra oto yıkamayı basıyoruz ve oto yıkamayı tamamen temizliyoruz. Evet, peki benim komutanım paraşütüm evet, evde kalmış. Elektrik kesikti. Yani... Ne diyorsun oğlum sen, öde mi bu? Abi tuşuna sakın basmayın bence. Oğlum komutanın şu an transa bağladı çünkü çekmiyor helikopter. O kornayı çalıyor o yüzden. Helikopter çekmiyor. Ya. Benim başım dönüyor ya. Arabada çok ağırlık var çocuklar ya. Oğlum ellerin birini atsam mı aşağı, ne yapsam? Heh tamam, eller bir gaza geldik gibi oldu. Durun bakayım. Korna çok iyi ya. Korna bozuldu biliyor musun? Bak. Ana! Aha. Komutanım tamam, süreceğiniz komutanım, buradan sonra. Devam edelim mi biz komutanım? Oğlum neredesiniz çocuklar? Durun lan askerler. Ah. Durun askerler, durun. Eyvah, eyvah, durun askerler. Hiç yakışıklı komutanım, ne yaptınız? Ulan her yerinde dursana kodoş. Gel bakayım buraya. Hadi gidiyoruz.
Hay Allah ya. Oğlum korna değil. Böyle bir şey olamaz ya. Bak her eski eşine yapacağım. Ana al. Ikım, ikım. Kalkıp öyle değil, direkt yukarı kaldırman lazım. Allah, Allah. Eyvah. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Tamam, tamam. Komutan, sakin ol. Komutan yukarıya kaldır. Kardeş kalkmıyor lan. Vallahi kalkmıyor. Korneyi çal, korneyi. Sevgili askerler, ordumuza ne yazık ki yeterli destek gelmediğinden dolayı bu şekilde... Komutan! Mazot parasını ödeyemedik, kalkmıyor o yüzden. Keşke biz yerden gideydik komutanım, aynı hesap. Korneyi çalarken cüreti bakın, bir izleyin, izleyin karakteri. Alam, alam, alam! Eyvah! Eyvah! Eyvah. Komutanım neler yapıyorsunuz? Bu böyle bir fanteziniz mi vardı böyle? Böyle üsteyim ben, şu an kendimde değilim. Kendimde olmayan bir yerlerdeyiz. Eyvah! Eyvah! Eyvah askerler! Kanka eyvah. Burayı kesme la! Ya burayı kesmeyecektim de konuştuğun için artık. Sorry. Evet, burayı kesmeyeceğiz arkadaşlar, haberiniz olsun. Eyvah! Eyvah! Anam kurtulduk da. Tamam, en azından istediğimiz yere geldik çocuklar. Arkadaşlar komutan öldü. Komutanım size deniz anası taklidi yapıyor. Tamam şimdi komutanınızı gelin alın buradan. Çabuk buraya gelip komutanınızı alın. Ölüyorum, ölüyorum ben, ölüyorum oğlum. Dur, tamam istediğimiz yere geldik. Lan oğlum dur! Allah! Uçak komutan. Kardeş komutan da çağır. Tamam şimdi asker. İşaretlediğim yere git bakayım. Komutanım arkana gidiyor. Tamam ben size arkadan göz kulak oluyorum çocuklar. İşaretlediğim yere git. Oğlum ben ölüyorum, sokarım videosunu. İyi misin üsteyim ben Tuna? Hiç ileri komutan. Ya lütfen kendine gel. Sola dön lan şoför. Ne biçim şoförsün ya sen? Allah arkadaşım. Ben helikopterle buraya getirdim seni. Utanmaz arlanmaz herif. Komutan ben benim yüzümü yıkıp geliyorum. Çabuk lan isteme. Ya senin süreceğin araya yatsın şey operasyon görmedim. Ya bu ne biçim bir şoför ya? Oğlum düzelt şu arabayı. Ha düz git, düz git. Fake operasyon. Tamam düz git, devam et. Fake operasyon. Devam et. Devam et. Çok güzel. Tamam sola sap. Sola gir. Sola sola. Şu araya gir. Ara sokağa gir. Korna çalıyorum bir saniye. Lan ara sokağa gir artık şoför. Tamam gir. Şoför. Tamam müsait bir yere park et. Tamam inin inin. İnin park etmiyor manyak inin. Oğlum korna yap. Arabanın sağ kapıda baksana. Şimdi gelin bakayım buraya. Önüme işleme olun. Geçin önüme. Önüme geç. Komutanım, geç geç geç. Dans etmek serbest mi? Ya sen ne yapıyorsun fuhuş? Lan! Oğlum R'ye bastım. Hay çıktı komutanım. Beyler fuhuş harbiden motor çıktı ya. Bizim kaşar sert çıktı. Kanka eski kaşar çıktı ya. Tamam yanıma gelin şurada içtimi alın bakayım. Yan yana geçin şurada. Ya şu uzaklardaki sinin sol ne yapar orada ya? Geliyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Yoldayım. Oğlum ne yapıyorsun, ağzıma sıçtın lan. Onbaşı. Komutanım yanlış oldu komutanım. Komutanın ağzına veriyorsun o zaman ha. Bir kendine gel oğlum. En iyisi ben şuradan bir zırmırık giyeyim öleceğim. Komutanım ağzına veriyorsun. Ben? Ağzına sıçtın lan. Oğlum bu kafa güzel mi? Kanka valla hayatıma kaydı demin lan. Gülerken random basıyor bence şu an. Komutanınız şu an yemek yiyor çocuklar. Bir sakin olun bir saniye. Ya oğlum. Kantinden aldığım çikolataları yiyor. Tamam öldürmeyin artık kanka, öldürmeyin artık ya. Döveceğim sizi, komutanınızı dinleyin ya. Komutanım, buna ben ya. Komutanım. Ya bu Sin Soğur adlı asker nasıl bir asker? Oğlum nereden geliyor bu kaşar ya? Kime veriyorsun da geliyorsun? Gel artık motor. Motorize Tugay'dan kanka bu. Heh gelin artık. Komutanım. Evet şimdi size görevi anlatıyorum çocuklar. Şimdi ilk öncelikle Tuna. Emret komutanım. Üsteğmen Tuma. Sen benim... Tuva. Ya sen ne yapıyorsun gerizekalı her? Kendine gel ya. Aa sinek bana mı? Eğer Tuna. Görevin benim yakın korumam olmak. Benim yakın korumam olacaksın tamam mı? Üsteğmen. Evet. Benim yakın korumamsın. Onbaşı Caner. Salak yemin ediyorum gerizekalı bu her ya. Onbaşı Caner. Komutanım yakın koruyorum. Tamam yakın. Ama şimdi dur yakın koruma şimdi dur. Onbaşı Caner birazdan senin yerini belirleyeceğim ve sana ilk atışı yaptıracağım tamam mı? Sen ilk atışımızı yapmakla mükellef ve sorumlusun. Tamamdır komutanım. Tamam. Bu salak da motor zaten. Kafana göre takıl lan sen. Şoför Cüneyt. Sen araçla bizi takip et. Hadi çocuklar yürüyün. Araçla bizi takip et. Takip takip takip. Yapamıyorum. Görevin... Patta kalmış. Gelin 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 gelin. Komutanım tamam. Şu bizim motoru vursak. Onbaşı Caner. Siz burada bekleyin. Onbaşı Caner gel benimle şuraya. Gidiyorum komutanım.
Onbaşı gel buraya. Komutanım ben bu onbaşıya güvenmiyorum. Nasıl korumanızım ya? Sen orada bekle üsteğim Entuna. Ben şimdi dur ben adamı kafadan vuracağım bak izle. Onbaşı Caner gel buraya koçum. Geldin mi yavrum? Geldim komutanım. Evet burada oto yıkama yokmuş. Görev iptal beyler. Bir dakika aldığım duyma göre oto yıkama değilmiş. Nereye otomat? Komutanım burada kalp visitler var. Eskort komutanım buraya. Öldüler. Eskort Ahmet diye. Salak yemin ediyorum gerizekalı bu çocuk ya. Lan bu R'ye basınca niye vuruyor ya? Kankam salak mısın la sen? Bak onbaşı Caner beni görüyor musun Caner? Görüyorum. Görüyorsun değil mi? Bak şimdi. Şurada Carwash yazıyor görüyor musun? Oto yıkamaymış burası zaten. Kim değil dedi zaten bilmiyorum. Gördüm. Carwash'a doğru bakıyor musun? Bakıyorum. Tamam Carwash'ın orada bak bir tane elektrik santrali var. Görüyor musun elektrik santralini? Evet. Gördün değil mi orada bir tane elektrik şeyi var böyle tenekesi var. Çöp kutusunun yanında. Bakayım. Evet. Tamam senin görevin bunu vurmak. Ben deyince ama şimdi vurma salak. Bekle tamam. Burada. Tamam burada bekle. Ya Allah'ım aptal bu askerler yemin ediyorum. Tamam diğer asker. Oh komutanımız düştü komutanım, durun. Komutanım durun yastık olayım size çok iyi düşüyorsunuz. Gel bakayım yeğenim. Sana takıldım düştüm. Tamam. Şimdi Erberk gel lan buraya. Yalnız Erberk çok yakıştı komutanım. Ya bu Erberk sıkıntılı bir tip ya. Komutanım araçların hiçbiri çalışmıyor. Erberk sen burada bekleyeceksin. Bu olduğum yerde bekleyeceksin. Burada bekle. Silahını kaybet. Üsteğmen Tuna benim yanıma gel. Nasıl çarp? Ah! Komutanınıza çarptılar şunu temizleyin çabuk. Temizle bunu. Temizle. Komutan temizliyor. Bu nasıl ev? Nasıl askeri eğitim bu? Ağzınıza sıçayım sizi. Peki. Şoför bu araçlar çalışmıyor. Araçlar iptal. Şoför sen de yakın korumamsın. Gelin lan benimle. İkiniz gelin. Bir bağlım Muhittin abi. Orada bekliyor musun Erberk? Evet. Erberk. Komutanım. Tamam orada bekle. Ayberk gibi. Tamam. Berkcan. Komutanım sessiz operasyon değil mi? Direkt alıyoruz. Caner, hazır mısın? Hazırım. Affirmative mi? Evet. Komutanım, operasyon sonrası kazandığım şeyler bize mi ait olacak? Lan Üsteğmen Tunar, sen neredesin yeğenim ya? Komutanım yolumu kaybettim vallahi dindeki çocuklar gibiyim. Üsteğmen Tunar. Karşıdan karşıya geçemiyor komutanım. Bir dakika, gerçi bu burayı temizler. Bak şimdi Caner, senin görevin oradaki elektriği yok etmek ve oradan gelen herkesi vurmak tamam mı? Tamam, vurayım komutanım. Bekle vur diyeceğim ben. Biz şimdi şu ara sokaktaki adamları temizleyeceğiz tamam mı? Tamam. O zaman 3. Anam. Komutan çok komutanınıza iyisin. Araba çarptı durun. Gerçekten... Ercüneyt gel artık buraya Kodoş orada yürüyüp dur. Aklıcı bir insansınız. Oğlum polis... ağzına sıçtılar komutanın ya. Polis niye size saldırıyor? Ercüneyt gel buraya. Tamam hadi operasyon başlıyor hazır mıyız? Evet. Hazırız. O zaman hazır. 3. 2. 1. Elektriği patlat Caner. Evet. Patlattın mı? Aa bir şey duruyor komutanım. Ateş edin bunlar aslında yolsuz fuhuş çetelerinin üyeleri. Hemen pozisyonu. Bana niye ediyorsun geri zekalı? Elektriği yok edince mi anlaşıldı bunlar komutanım? Evet elektrik en önemli unsurdu. Oo uzaylı bunlar o zaman ayrıca. Bir dakika şu arabayı yok edin arabadan kaçıyor. Komutanım valla. Komutanım boş ver eskortlara gidelim. Komutansınız yani böyle güzel senaryo. Gelin takip edin. Ya ne yapıyorsun geri zekalı? Ya bu ellerden çektim, ölümü kimseden çekmedim komutanım, ya. Komutanım devam ediyoruz. Eskortlar karıştı. Vallahi bu askerlik ne zor bir meslekmiş ya. Kardeşim bu ellerle vallahi uğraşılmaz ya. Ben ateş ederken önüme gelince bir anda... Vallahi Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kolaylık versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Gir. Eller orayı temizlediniz mi? Temizlediniz mi orayı? Evet komutanım karı yok. Tamam şimdi bir dakika burası temiz mi? Oo içerisi falan tamam. Komutanım ben takılıyorum. Dışarı çık çabuk dışarı çık şoför. Komutanım içeri oğlum bu polisi ya. Kim taktı peşimize? Komutanım eyvah. Ateş edince polis ister istemez takılıyor komutanım. Tamam bunlar polis değil eskortların yardımcıları bunlar dur. Bunlar polis kıyafeti giymişler ama değiller yalan bunlar. Komutanım senaryoya bayıldım ben bunda başrolüne bak isterim. Başrol olmasan daha iyi. Yani. Bir dakika patlatma yavşak ağzına sıçtın ortalığı dur ne biçim bir şoförsün sen ya. Çok sinirlendim. Tamam çabuk şimdi polisi peşinizden atın polisi peşinizden atın hızlıca. Ben arayayım mı? Askerler çabuk Lester'ı arayın ve polis peşinizden atın. Komutanım. Lester bende komutanım. Aa öldüm komutanım nasıl atayım he, ya? He sen zaten atmış oldun tamam. Şimdi çocuklar silahlarınızı cebine koyun. Motorberk gel buraya. Erberk senin görevin içeride ortama uyum sağlamak ve kendini satmak. Anladın mı? Ama anladın mı? Anlaşıldı komutanım. Tamam askerler beni takip edin gelin. Ya şu feneri söndür gerizekalı. İyi ki verdik sana onu ya. Gelin. Erberk sen önden gir. Çocuklar sakin olun tamam mı? İçeride her şeyi akışına bana bırakın. Siz şey yapmayın. Hadi ne gelin bakalım. Selamünaleyküm. Evet içeride ortama uyum sağlayayım ve karı kaldırmak istiyormuş gibi takılın. Of. Caner'in mekana geldik.
Erberk ya. Oradan komutanım, değil, oradan değil, gel buradan. Erberk. Komutanım, burada niye 3 kişi var? Lan komutanım deme, burada bana gizlice gizli kod adımı söyle. Lan. Benim gizli kod adım İsmail. Yavşak, burada niye 3 tane var? İsmail. Lan bak oğlum kodoş. Erberk kendini sat artık birilerine. Beni alır mısın? Komutanım Caner almaya çalışıyor. Erberk biraz cilve yap. Biraz cilve filan. Komutanım ben anlaşılmasın değiştir diye biraz para atıyorum. Komutanım demek yok, geri zekalı er. İsmail. Lan Erberk satsana kendini 3'e 5'e okutsana. Almıyor beni komutanım. İsmail. Cilve yap, cilve yap, cilve yap. Tamam komutanım ben kendimi sattım. Cilve yap. Komutanım ben kendimi sattım. Gidiyoruz. Bu geri zekalıdan bir şey olacak gibi değil çocuklar, geri gelin. Geri gelin komutanım, çocuklar. Olay yerini iyice güzel araştırdım. Operasyon güzel güzel. Ya sıçacağım. Azıcık götünüz kalkıyor. Hemen götü başı dağıttınız. Çabuk. Üsteğmen Tuna. Komutanım ben gidiyorum. Üsteğmen Tuna. Komutanım bir saniye işim var. Üsteğmen Tuna. İlk maaşını buraya bastın. Geri zekalı tamam, çocuk. Tamam, çabuk tamam, gel. Çıktım komutanım. Çabuk dışarı çıkın. Ben kendimi satmaya gidiyorum. Tamam sen vurdur birine gel. Hadi gelin çocuklar. Eski kaşara rehabet olsun. Üsteğmen Tuna çabuk dışarı. Komutanım arkanızda. Bütün askerler dışarı gelsin. Komutanım Berk'in nasıl vurdurduğunu izlemek istiyordum. Bir dakika bir dakika. Şimdi silahlarınızı çıkarın. Silahlarınızı çıkarın. Silahlarınızı çıkarın çabuk. Ve beni iyi dinleyin. Beni iyi dinle. Bana dön. Şoför bana dön. Caner. Herkes ya bırak şu bazukayı gerizekalı. Tam tüfek al eline. Tüfek al gerizekalı. Lan tüfek al, tüfek tüfek. Beteleşti bu yalan. Tamam şimdi çocuklar beni iyi dinleyin. Üsteğmen Tuna. Senin görevin barın oradaki karıları temizlemek ve barın güvenliğini sağlamak. Anladın mı? Anlamadım çünkü içeride silah çekim yok. Tamam nasıl yapacağız onu? Yahu çekilecek, ben halledeceğim onu. Sen beni anladın mı? Sen beni anladın mı? Çekeceğim komutanım. Tamam. Onbaşı Caner. Sen şeyin direkteki orospuları şeyleri... Motorları onları halletmekle görevlisin, tamam mı, anladın mı beni? Nasıl halledeceğini söyle. Anladım komutanım. Onları öldür yani, hallet derken yanlışlık yapma. Ha, nasıl öldüreyim komutanım, nasıl öldüreyim? Lan vur öldür işte. Ercüneyt. Evet. Sen yolda gezen motorları halletmekle mükellefsin. Ben sen... İkisine vurayım mı komutanım o zaman? Yok lan motorları dedim, bunlar değil, bunlar salak. Ben sen vur, kim vuruyorsa artık, kim kaymışsa bizim Erberk'i onu kurtaracağım. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kurtarırız. Görev başladı. Komutanım benim keyfim yerinde burada ya. Erberk seni kurtarmaya geliyoruz. Komutanım gel. Barı temizle yani. Tuna. Ne oluyor lan dışarıda? Ben Tuna barı temizle. Bekleyin herkes gel. Ya böyle bir salaklık olamaz böyle şey. Oğlum gidir benim komutanım. Oğlum ben ne yapıyorum? Ne kadar beni kanlı bir komutan ya. Ya Ertuğra sen kör müsün ya? Ertuğra değilim ben. Oğlum bu minikanla tarayan er hangi gerizekalı? Oğlum içeri gir, içeri manyak. Ah İkidir ateş ederken üstüme Allah düşüyor, ölüyor ya. Geliyor gözünün önünde komutanı vuruyor ya. Evet sevgili erler, demin gerizekalı olduğunuz için görev başarısız oldu. Aradan çok uzun zaman geçti biliyorsun, 8 ay falan. Olay yerine yeniden gideceğiz. Oğlum niye üstüme geliyorsun salak onbaşı? Hazır mısınız çocuklar operasyona? Hazır komutanım. Tamam er motor kaşer Berk gel. Hadi koşun çocuklar, takip edin beni. Komutanım operasyon yine aynı mı? Operasyonda bu sefer bazı değişiklikler yapacağız gibi. Öncelikle içeriden, daha doğrusu içeri kaşarı, bizim kaşarı yollayacağız. Kaşar ben, içeriği bir kolaçan etsin, yine kendini satsın. Trojan, buna. Ben Trojan kaşarıyım. Evet sen yok, direkt kaşarsın. Sen Truva kaşarsın kank. Kank değil, Erberk. Kanka buna Berkcan diyelim o zaman. Ya kanka yok. Senin komutanım kanka, diyeceksin kod bana. Adı, kod adı dedim komutanım. He aferin komutanına saygı duyuyorum. Bir dakika şimdi bir dakika. Evet motorlar oraya geri gelmiş. Şimdi gelin bakayım buraya. Kaşar gel motor oğlum. Motor geride kaldı. Gel. Şimdi bak. Kaşar. Trans kaşar. Kaşar sana güveniyorum tamam mı? Silahlarını bırak içeri gir ve içeride kendini pazarla. Sonra telsizden bize haber et. İçeride kendini pazarladım komutanım gelin de. Tamam mı? Tamam. Silahını bırak gerizekalı, öyle gidiyorsun herifler üstüne. İyi sallıyorum komutanım. Komutanım gidişe bakın. 40 yıllık kaşar gibi. Ay evet. Selamun aleyküm. Başarılı bir motor. Hadi bakayım gir içeri koçum. Merhaba. Şimdi kendini pazarlamasını bekleyeceğiz çocuklar. Komutanım çok bekleriz gibi o sesle. Bu tipte biraz zor olur yani. Ay merhaba. Okut okut ver 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 ver. Ya çok sıkışım biliyor musun? Ne diyorum? $10 tamam. Oha, tamam beyler tamam. Ucuza gitti salak. Şimdi Er Cüneyt. Elbette galiba sen. Evet, bak komutanım. Sana görevini veriyorum Er. Bilal komutanım. Sen giriyorsun içerideki masadaki adamları vuruyorsun, anladın mı beni? Tamam komutanım, peki bir şey soracağım. Çok evet. Merakımdan soruyorum. Evet. İçeride bu bazen silah tutukluk yapıyor. Ona dikkat et, onu bilemem ben. Tamam. Er Cüneyt görevini anladın. Üsteğmen Tuna. Evet komutanım. Bardakileri vur. Bak dikkatini çekiyorum.
Bardakileri. Komutanlı değil, tamam mı? Bardakiler. Bardakiler komutan. Onbaşı salak Caner. İçerideki motor karıları vuruyorsun. Anladın mı beni koçum? Komutanım tamam. Bizimkini de vursun mu komutanım? Tamam, ben bizim kaşarı kurtarmaya gideceğim. Hazır mısınız? Hazırız komutanım. Koşun. Görev başladı. Geliyoruz kaşar Erberk. Seni kurtaracağız. Gelin komutanım, çok zor. Ercüneyt şunu temizle. Temizle kimi? Şunu Ercüneyt. Kapıdaki güvenliği temizle. Temizledim. Sen ağzına sıçayım, vuramadın. Gir gir bardakileri temizle Tuna. Ertuğrul. Gitti komutanım. Ulan silahlar gitti, geri çıkın. Geri çıkın. Geri çık, silahlar gitti. Caner şoka girmiş komutanım. Lan Ercüneyt, çekil kapının önünden. Çekil. Silahlarınızı alın, geri içeri girin. Gir içeri, koş. Erberk temizle. Ay Ertuna. Bardakiler. Çalıştı. Çizdi baş komutan. İçeridekiler ne ara öldürü o? Güzel. Güzel DJ güzel. Oluyor komutanım. Tara tara DJ önemli. DJ, o gizli ajanda o zaten. Komutanım ölümsüz karı buldum. Ölümsüz karı mı? Evet komutanım. Hemen olay yerine geliyorum. Üsteğim Ertuna, dur. Öldü komutanım. Bizim kaşarı galiba biri öldürmüş he. Nerede? Ölümsüz öldü mü lan? Evet komutanım, demek ki ölmeyen aşıklar vardır kanka. He, tamam. Komutanım buraya girdim komutanım, gelin. Gir bakayım, burası gizli üstler. Burada gizli uyuşturucu var. Değişik şeyler var komutanım. Değişik fotoğraflar var. Oo, burada. Burası inan. Buradan çık, buradan çık. Bizim kaşar nerede? Yaman vardır belki. Er kaşar Berk. Efendim komutanım. Oğlum bırakın bırakın, bu olmuş. Bunu bırak 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 bırak. Bırak bırak bırak, görev başarılı, görev başarılı. Çık 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 çık. Komutanım komutanım. Çık çık. Ay çıkamıyorum lan, burada kaldım. Daha çıkın çocuklar. Komutanım. Çocuklar dışarı çıkın çabuk. Çıkmıyoruz komutanım. Dur. Lan dışarı çık. Er kaşar Cüneyt Berk. Komutanım Berk. Şu tele bir çıkayım. Yıllardır fantezi. Er kaşar Cüneyt Berk Mert, neler dedim la? Çıkamadım. Tamam çıkın. Komutanım. Eskort yardımcıları tarafından sarıldık. Allah'u ekber. Tamam, görev başarılı çocuklar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yine bir çılgınca askeri operasyon yaptık. Bu videonun altına lütfen yine istediğiniz askeri operasyonları yazın. Biz gerçekten bu konuda bir üsttayız. Size için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı askeri unutmayın. Operasyonları unutmayın ve abone olmayın. Ay, abone olmayı unutmayın.